Kulak seni yükselttir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Yoksa kalsın diyemez. Merhaba arkadaşlar, Bilgi Paylaştıkça Çoğalır adlı kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. İlk videomuzda da uzun zamandır gündemi meşgul eden F-35 savaş uçakları konusunda değinmek istiyoruz. F-35 savaş uçakları hakkında kısa bir araştırma yaptık. Özellikleri, F-16, F-4'lerle kıyaslamaları hakkında basit ve kısa anlaşılabilir birkaç araştırma yaptık. Bunları sizlerle paylaşacağız. Ve F-35 savaş uçaklarının üretim ortağı olan 9 ülkenin artı güvenlik yardımcıları olarak bunlara destek veren diğer ülkelerin kaç adet F-35 savaş uçağına sahip olduklarını öğreneceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın ve videomuzu beğenip bir sonraki videolar için merak ettiğiniz konuları yorumlarda bizlere belirtin lütfen. Şimdiden çok teşekkürler, iyi seyirler. Her ne kadar Amerika ile aramızda soğuk rüzgarlar esse de F-35'ler bizim için çok önemli. Eskiyen F-4'lerin yerini alacak olan F-35'ler hava kuvvetlerimizin operasyon kabiliyetlerine önemli ölçüde katkıda bulunacak. Aktif olarak kullanılan F-16'lar bile günümüz teknolojisinde eskimiş sayılabilir. Ulusal varlığımızı tehdit eden devletler yeni nesil uçaklar ile hava kuvvetlerini güçlendirirken bizim geride kalmamız sonumuz olur. Her ne kadar dilimiz söylemeye el vermese de hava kuvvetlerimiz büyük oranda Amerika'ya bağımlı durumda. TFX savaş uçağımız hizmete girmeden bu bağımlılıktan kurtulmamız pek mümkün gözükmüyor. Tam bağımsız havacılığa ulaşıncaya kadar Amerikan F-35'leriyle vatan savunmasına devam etmek durumundayız. Türkiye'nin de dahil olduğu 12 ülke umutlarını F-35 savaş uçağına bağladı. Uçan teknoloji olarak tanımlanan F-35 savaş uçağının özellikleri nedir ve hangi ülke kaç adet satın aldı? Bu videomuzda size bu bilgilerden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Türkiye gündeminde siyaset ve futbolu hiçe sayarsak son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında F-35 projesi geliyor. Her kafadan bir ses çıkan bu projeyle ilgili ABD ile Türkiye arasında teslimat ile ilgili sorunlar henüz netliğe kavuşmuş değil. Bildiğiniz veya henüz öğrendiğiniz üzere F-35 müşterek saldırı uçağı projesi savaşta her alanda farklı farklı özelliklere sahip uçaklar geliştirmek yerine tüm bu farklı uçakların özelliklerini tek bir uçak üzerine toplayabilmek ve maliyeti minimalize edebilmek amacıyla tasarlanan bir projeydi. Hayata geçirilen bir projedir. Ve bu proje neticesinde üretilen F-35 müşterek saldırı uçağı tüm bu farklı uçakların özelliklerini kendisinde toplayan bir uçaktır. Dünyanın en pahalı silah programı olarak kabul edilen F-35 müşterek saldırı uçağı projesinde ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, FA-18, AV-8B'leri, İngiltere ise Hawker Harrier'ları bu uçak ile değiştirecektir. Uçağın geliştirme projesinde 9 ülke yer almıştır. Bu ülkeler içinde Türkiye de yer almaktadır. Türkiye olarak F-16'ları bu uçakla takviye edip değiştirmeyi planlıyoruz. F-35 müşterek saldırı uçağı F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretildi. Tek kişilik ve tek motorlu olan F-35'ler radardaki iz F-22 kadar küçük olmasa da günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmıştır. Dikine inip kalkabilmesi için de bir modeli vardır. Bunlar da F-35B olarak adlandırılıyor. Aynı İngiltere'nin elindeki Hawker Harrier'lar gibi zamanında çok popülerdi gerçekten. Bu sayede uçak gemilerine ve elverişsiz yerlere rahatlıkla inebilecektir. Uçak gemisine inip kalkarken mancınık ile fırlatılabilmesi ve kanca ile yakalanabilmesi için gövde altı sağlamlaştırılmıştır. F-35'ten 31 bin kilogram maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde azami bir hıza sahiptir. Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar. Böylece güç ağırlık oranı ve kanata yükleme göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır. Uçağın parçalarının %80'ini paylaşan 3 farklı yapılanması üretilmektedir. İhracat edilecek ülkelere göre modifiye edilmiş iki farklı versiyonda bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri programın birincil müşterisi ve destekçisi konumunda. Türkiye, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve İngiltere programa toplam
4 milyar 375 milyon Amerikan doları katkıda bulunmuştur. Programın toplam maliyeti yaklaşık olarak 40 milyar dolardır. Ancak burada ABD tarafından toplam maliyetin gizli tutulduğunu söyleyelim. Uluslararası katılımlarda 3 seviye vardır ve katılımcılara bulundukları finansal katkıya göre seviye numarası verilir. Birinci seviyede Birleşik Krallık partnerdir ve 2,5 milyar Amerikan doları katkıda bulunmuştur. İkinci seviyede partnerler ise 1 milyar ABD doları katkı yapan İtalya ve 800 milyon ABD doları ile Hollanda'dır. Üçüncü seviyede partnerler ise Kanada, 440 milyon ABD doları, Türkiye, 175 milyon ABD doları, Avustralya, 144 milyon ABD doları, Norveç 122 milyon ABD doları ve Danimarka 110 milyon ABD doları katkıda bulunmuştur. İsrail ve Singapur ise güvenlik yardımı ile katılmışlardır. Türkiye müşterek saldırı uçağı projesine 2002 yılında 7. partner olarak katılmıştır. Ayrıca Türkiye yapacağı F-35 üretimi ile ilgili karşılıklı anlayış muhtırası imzalamıştır. Hava kuvvetlerimiz için 100 adet geleneksel iniş ve kalkış sistemine sahip olan F-35A siparişinde bulunduk ve bunlar için 11 milyar dolar ödeyeceğimizi bildirdik. Bunun yanı sıra kısa kalkış dikey iniş yapabilen F-35B'lerden ise 16 adet deniz kuvvetleri için, ki bu bazı kulislerde 20 olarak da adlandırılıyor, siparişi de verilmesi gündemde. Ayrıca üretilen bütün uçakların motor bölümü ve diğer kısımlardan bazılarının parçaları Türkiye'de üretilecektir. İlk motor teslimatı yakın zaman önce gerçekleşti. Ayrıca uçağın bazı kablo parçalarını üreten Hollandalı bir firma 4. fabrikasını Türkiye'de açtı. Buna ek olarak şunu belirtmek isterim ki Pentagon uçaklara ait yazılım ve şifreleri bizlerle paylaşmıyor. Vakti zamanında Milli Savunma Bakanı olan İsmet Yılmaz 100 adet F-35A siparişi verileceğini söylemişti. Bunların ikisinin 2017'de teslim edileceğini ve uçaklar için 25 milyar dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı. Toplamda 38 adet F-35A 2022 yılına kadar envantere dahil edilecek. Hadi bakalım hayırlısı. F-35 projesinin web sitesinde yer alan bilgiye göre bu projenin Türkiye'deki şirketlere toplam katkısı yaklaşık olarak 12 milyar Amerikan doları kadardır. Şu ana kadar proje ortaklarına sağladığı gelir ise 5.5 milyar Amerikan doları kadar. ABD Kongresi'nin bazı üyeleri Türkiye'de demokrasinin kötüye gitmesi, bazı Amerikan vatandaşlarının tutuklu olması ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemine satın alınması gibi gerekçeler göstererek F-35 ve daha genel anlamda askeri malzeme satışını kısıtlamaya dönük bazı girişimlerde bulunmuşlar. Şu anda F-35 savaş uçağını aktif olarak kullanan hava kuvvetleri ABD, Hollanda, Birleşik Krallık ve İsrail'dir. Toplamda 50 adet siparişi bulunan İsrail'e güvenlik yardımında bulunduğu halde ön siparişle 9 adet teslim edilmiştir. Bu tabloda da F-35 savaş uçağının genel özelliklerini görüyorsunuz. Şimdi hangi ülke kaç adet F-35 satın aldı görelim. 1. Amerika. F-35'in ana üreticisi Amerika, hava kuvvetleri için 1763 adet, deniz kuvvetleri için ise 680 adet olmak üzere toplam 2443 adet F-35 siparişi verdi. 2. İngiltere. İngiltere'nin 138 adet F-35 siparişi bulunuyor. 3. İtalya. 90 adet F-35 siparişi bulunuyor. 4. Türkiye. Ülkemiz F-4 uçakları yerine F-35 uçakları tedarik ediyor. 100 adet hava kuvvetleri, 16 veya 20 adet deniz kuvvetleri için F-35 sipariş etmeyi planlıyoruz. İlk iki uçağımız geçtiğimiz yıl teslim edildi. 5. İsrail. Amerika'dan sonra F-35 uçağını ilk teslim alan ve F-35 uçağını ilk defa gerçek bir operasyonda kullanan İsrail'in 50 adet F-35 siparişi bulunuyor. 6. Avustralya. 72 adet F-35 siparişi bulunuyor. 7. Hollanda. 37 adet F-35 siparişi bulunuyor. 8. Danimarka. 27 adet F-35 siparişi bulunuyor. 9. Güney Kore. 40 adet F-35 siparişi bulunuyor. 10. Japonya. 42 adet F-35 siparişi bulunuyor. 11. Norveç. 52 adet F-35 siparişi bulunuyor. 12. Ve son. Kanada. 65 adet F-35 siparişi bulunuyor. Evet arkadaşlar, ilk videomuzun sonuna geldik. Umarım
yaptığımız ve hazırladığımız bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bir sonraki videoda görmek istediklerinizi yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bizler de çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı bunlara göre tamamlarız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır.